Efendim? Nasılsın? Meşgul. Ben çok vaktini almayacağım senin. İyi, konuş. Ben Zöhtü'den boşanmaya karar verdim. Ha, günaydın. Vallahi öyle. Bak sen çok haklıymışsın biliyor musun? Bu Zöhtü'de ne oyunlar, ne oyunlar, ne yalanlar, ne yalanlar. Tamam, ayrıntıya girmeye gerek yok. Tamam, bak ben günümü de alıverdim. Sen yine bana bir iyilik edersin diyeyim. Boşalsın değil mi beni yine? Bakarız. Madem gününü aldın, duruşma günü gelirsin, derdini anlatırsın. Ben hem seni hem karşı tarafı dinler, vicdani kanaatime göre en doğru kararı veririm. Tabii canım, tabii. Ama bak biliyorsun sen bu Zöhtü'yü biliyorsun değil mi? Tanıyorsun. Bana ne oyunlar ettiğini de anlıyorsun ha? Biliyorum ve tanıyorum. Ama mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında hakimin vicdani kanaatini etkileyecek yorumlardan kaçın. Ben en doğru kararı veririm. Tabii canım, adaletten kaçınmaz zaten. İyi günler. Sağ olasın Hakem Hanım, sağ olasın. Bu kahve çok güzel. Bu köydeki kahvelerden daha da güzel Durancığım. Sanki kahveyi ağam yapmış gibi. Afiyet şeker olsun Helga Hanım. Afiyet şeker olsun. Ben bir soyunup geleyim Durancığım. Ya bu yürü şapur. Şimdi ne olup duruyor? Bu ne zaman gidiverecek? Geçecek. Dürüye'ye Zöhtü'den boşansın, hemen geçecek. Aman, bir an önce gidiversin inşallah. Ben bir çıkıp gidem de bu öpücük zulmünden kurtuluverem. Hadi güle güle. Lan arkadaş, bu Zöhtü nerelerdi lan? Patladığı günden beri gelmiyor hiç. Geleyim bile arkadaş. Bu Alaman Zühtü'nün insan içine çıkacak hali mi kaldı ya? Şşşt! Çok ayıp. Alay etmen bakayım adam lan. O da hatasını anlayıverdi, sonra pişman oluverdi. Lan iyi ki de sana bir tarla bağışlayıverdi ha. Menfaatçi deli. Ben menfaatçi değilim arkadaş. Hani bir söz vardır, düşenin dostu olmaz diye. Ben her zaman düşenin yanındayım. Lan arkadaş olur mu lan? Düşene bir tekme de sen vuruvereceksin lan ha? Şşt! Olur mu lan öyle şey? Olur. Düşen niye düşüyorum? Bir salaklık ediyorum da ondan düşüyorum. He lan bir de bir salaklık edip de düşüveyemezsin o zaman. Düşene bir tekme de sen çakıvereceksin ki aklı başına geliversin. Ya, doğru diyor. Düşeni kaldırıversen ne yapar? O salaklığı yeniden yapıver değil mi? Ya arkadaş! Bu naha bir mantık. Ben seni anlamıyorum. Lan deli, mantık dediğin böyle olur lan. Sen ne anlarsın? Allah'ın delisi. Ya arkadaş ya. Benim de yüreğim acayip duru. Adam her bir işi halledivedi. Yüzüvedi. En zevkli yerinde gün diye patlayıverdi ya. Arkadaşlar, kim ne değilse desin. En sonunda Duran'a yen haklı çıkıverdi. Son gülen de iyi yürüverdi gari. Hop! Selamun aleyküm efendim. Biri bana mı seslendi biri? Gel oturuver gel. Hoş geldin Duran'a gel. Hoş bulduk. Ya dedim, bir kayfeye varam dedim. Bakem dedim, Alman onzusu orada mı dedim. Oradaysa iki yanağından öpem dedim. Emme yokmuş. Duran'a gel, senin Alman onzusu var ya. İnsan içine de çıkıp heyo, insan yüzünü de bakıp heyo. Aynen öyle. O dükkende. Çalışıp duru dükkende. Öyle mi? Ben aklıma bir fikir geldi. Bana bakın Osman, Kazım, Alaaddin. İşiniz yoksa kalkın bir iki dakika Muğla'ya gidelim gari. Duran aga, Muğla'ya gideceğiz de ne edeceğiz orada arkadaş? Size döner ısmarlayacağım. Oo. Ya Duran aga, ben işim gücüm var, kayfı verem abi. İşinizin de beleşten öyle olunca ben de geliveren ya. Kalk ulan. Kalk. Hadi bakalım. Mehmet lan kahve sana hemen. Hadi. Yürü. Size de sonra çay ısmarlayacağım. Hadi. Düş ölüme hadi. Abo. Arkadaş ya. Bir sürü iş
siz ordusu. Bulmam işi gücü yok. Ya Akideş, tutma beni, benim bir dolu işim var. Baba biz de artık kalkıverme, anamı da bulam, öyle bir konuşam onunla. Tamam o zaman, ananızı ikna ediverin. Tamam mı? Ondan sonra dileyin benden ne dilerseniz. Tamam. Gel. Bak gör kardeşim. Hayırlı işler seni. Hadi bakayım. Şişt, ne oluyor lan? Aa, hadi haydi. Hadi, hadi. Oynama lan. Hadi haydi. Aa, tövbe tövbe. Züt baba, çok üzülüyorum sana biliyor musun? Aklıma geldi de bir yuva yıkılıyor biliyor musun? Engel olamıyoruz. Senin yerinde olmak istemezdim Züt baba ya. Ben öte yanda hesabını soruvereceğim bu yuva yıkanlara. Öte yanda soruvereceğim. Sor vallahi sor ya. Merhaba. Ne sen gidivermedin mi lan? Yok vallahi gitmedim. Ne var? Ya sana özel bir şey konuşacağım Züt ağa. Konuş lan, ne konuşacaksın? Bu... Hacı Yaman bizi müsait bırakıyor. Hadi Yaman. He hadi, tamam. Hadi geç otur lan konuş. Ne konuşacaksın? Anlat. Konuş lan, ne konuşacaksın? Ne var lan? Şimdi konuya nasıl girsem bilmiyorum. Lan gir, giriver bir yerinden, giriver. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Zütü. Selam lan, nerede? Hayırdır lan? Hayır, hayır. Hani ne zamandır sen bizim kahveye gelmedin ya. Hadi arkadaşlar dedik. Bir Zütü gidiverelim dedik. Ondan geldik evet, gari. Evet. Lan Cazip, konuşamayacağız. Kusura kalma. Sonra gelirsin. Bana bakın, yalnız benim asfaliler atık, böyle abuk subuk laflar ediversiniz. Yemin ediyorum döner bıçağından dalıverim lan. Yok yok lan, döner yiyeceğiz biz, döner. oturun gari o zaman. Yalnız beleş yok ha, indirim var köylümsünüz diye %10. İndireceksin, indireceksin. %10 indirmeyeceksin. %100 indireceksin, bütün Muğla da görecek. Sağlık. Kendiniz mi lan? Çok güzel lan bacanak, çok güzel. Güzel tabii lan. Lan eline sağlık lan Zühtü. Çok güzel olmuş dönerler vallahi. Oh. Afiyet olsun lan. Lan Zühtü, bu dönerin yoğurdu, yağı var ya arkadaş. Güzelmiş vallahi. Hele ayranı var ya, çok çok güzelmiş. He. Lan bu kaymakla yoğurtlar Düriyen'in oradan değil mi? Yok lan, pazardan alıyor. Aa, biz Düriyen'in sandıydık ya lan. Neyse lan, sen şu hesap cetvelini bir bak yani hele. Ah, 60 kayme. Yalnız sen onu arkanı dönüp vereceksin. Ha? Zühtü, arkandaki kaymeyle verecek gari. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kaç para dediniz? Dur bakayım ya, 80. Al bakayım, al üstü de kalsın. Lan voltajı düşük lan. Üstü de kalsın. Başla. Lan sen dayak mı istiyorsun lan? Ya ne olacak ya? Köylüme döner ısmarlayamayacak mıyım ya? Lan var ya. Lan var ya. Ben sana bu parayı vereyim. Lan! 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 Boşanma cel. Mahkemede görüşürüz gari. Aa, sana hesap pusulası Zühtü Gölbayı. Bir saniye. Seni bana parayla mı verdin? Lan! Sizi bana parayla mı verdin lan? Lan! 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 Aklımı oynattın. Ne lan ya? Ben geliyorum lan lan sen. Ya bırak, keseceğim ben bunları ya. Ya sabah sabah hiç insan kesilir. Yoksa bana ne verir? Allah'ın verdiği canı ancak Allah olur demen ha? Şimdi sen bu yaptığın iş olur mu? Ya hem sen hapse girince senin çocukların olacak ha? Hiç onları düşünüyorsun, açlıktan ölürler. Bu voltaj çocuk adamı dinlenir, mandat çıkarttılar. Ya baba, gel bak ben seni sakinleştireceğim. Lan bırak. Kaba olma ya. Vallahi keseceğim ben bir gün bunun kafasını gözüne. Daha sen yine yapma. Ayrı vereceğim. Yemin ediyorum ya.
Kesin lan. Acı ya hemen koş ve su kap gel. Züttü baba, dışarıdan mı verem, soğuk mu verem ben? Soğuk ver lan, soğundan ver. Geç otur, gel sakinleş biraz ya. Ulan elim ayağım buz kesti lan sinirde. Ya ama öyle olur mu hiç ya? Ay Züttü baba, zaten biliyor musun? Bu suyu sen artık soğuk içeceksin ya. Yani bu zamanda ancak sen soğuk su içeceksin. Başka ne içeceksin ya? Lan konuşma lan. Ne? Gevşek, gevşek ağız. Konuşma. Tövbe tövbe. Papa ne oldu? Gel oğlum, gel vermeyeceğim. Otur. Oturma. Dur lan. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsun Sütü baba? İşimiz var. Sen bana montu getir be. He, tam getiriyorum. Getir be. Ya oraya gitmiyorsun değil mi? Kaç yok. Sütü baba, dönelim ne edeceğiz? Dönelim. Lan döneri. Cazip kesiverecek. Dükkanını size emanet. Biz gidiveriyoruz, işimiz var. Gel lan. Dükkan size emanet. Duran'ın... Gel. Sayın Hakem Hanım, hanımdan adalet verir. Bir mağdur sıfatıyla bir 5 dakika görüşebilir miyiz mümkünse eğer? Ay ne mağduriyetin varmış senin. Kapıda durma öyle, geç bakayım karşıma. Gel, geç, gel, geç, gel, gel. Geç, geç karşıma. Geç oğlum, geç. Sağ olun Hakem Hanım. Sağ olun Hakem Hanım. Hop, hop, hop. Ne oldu, bir şeyin üstüne mi oturuverdin? Bir şeyin üstüne oturmadın, sana otur diyen olmadı. Çocuk otursun, sen ayakta kal. Emredersin kızım. Buyur, geç oğlum, geç yavrum. Geç çocuğum, otur. Otur evladım. Konuş, 4 dakikan kaldı. Hakim Hanım, Hakim Hanım, ben sizin vicdanınızı dinlemenizi rica ediyorum. Bugün beni Dürüye boşanma celbini getirverdi. Evet, olabilir. İşte ben de sizin vicdanınızı dinlemenizi rica ediyorum. Bir bana bakın, bir de bu İskender'e bakıverin. Yani biz bunları hak etmiyoruz Hakim Hanım. Sen var ya sen, bu dünyada tek celsede boşanmayı hak eden erkeklerin en başında geliyorsun. Ben? Niye ben ya? 26 sene evvel Dürüye'yi köyde bırakıp gerdek sabahı Alaman'a ben mi gittim? Sonra 3 senede bir gelip her seferinde bir bebek peydahlayıp en son gelişinde bir bebek daha peydahlayıp 15 sene ben mi ortadan kayboldum? Ölen senin o 4. günümden haberin bile yoktu ben, cibiliyetsiz. Cibiliyetsiz mi kim? Sen! Ben değilim, ben cibiliyetsiz falan değilim, ben kader kurbanıyım. Vah vah vah, yazık, çok üzüldüm. Ben keyfimden mi gidiverdim o Alaman'a 26 yıl önce? Ben borç aldığım o başlık parasını ödeye vermek için gidiverdim. O başlık parasını borç alıverdim Dürüye'yi kaptırmayayım diye. Ondan sonra gittim Alaman'da ırgat gibi çalıştım. Keyfimden değil yani. Doğru mu söylüyorsun sen? Yemin ediyorum, 2 gözüm önüme akıversin ki. Hakim Hanım ya. Hakim Hanım, sonrasında ben bazı hatalar yapıverdim. Tamam bak, tamam ama sonra o hataları anladım. Elde olmayan sahiplerden. Hatamdan döndüm ama İskender oluverdi. Ne yapaydım ben İskender'i orada Almanya'da bırakamazdım. Aldım onu da geri getirdim. Bana de ki, Dürüye'yle 2. evliliğinden sonra bir hata yapıverdiğinde hiç ses etmeyeceksin, hiç ses etmeyeceksin. Yalan söylemişsin. Bu çocuk arkadaşımın demişsin. Yalan söyledim. Sanki doğru söylüyorsam Dürüye bana inanıvercek miydi? İnanmayacaktı. İnan ben olaylar bu hale gelivermesin diye yalan konuşmak zorunda kaldım. Sonra yalanlar büyüdü. Ama ben olayların bu hale gelivermesine engel olamadım yani. Tamam, süren doldu. Vallahi Hakem Hanım, bana de bu çocuğa da 4 tane güğme de yazık ediversin, parçalayıversin. Bana bir şans daha ver. Bir şans daha ver. Ben her şeyi düzeltivereceğim. Her şeyi düzeltivereceğim. Bunun bir inat uğruna olduğunu anlayıvereceksin sen de. Bana zaman kazandır ve bak ben sana ispat edivereceğim. Bunu benim hata yapıvermediğimi, bunu Dürüye'nin inadı olduğunu ispat edivereceğim. Dürüye'nin inadı olduğunu. Hakem Hanım rica ediyorum, ne oldu? Bir şans daha verivereyim. Ay tamam, karşımda ağlayıp durma. Ay, kararımı merak ediyorsan, karar senin istediğin yönde olacak. Yemin et. Hemen cıvıma. Tamam, çok haklısın, affedersin. Bana bak, karar senin istediğin yönde olacak ama sana hak verdiğim için değil, Dürüye'ye ceza vermek istediğim için. Ben o Dürüye'yi dedim, bir daha beni boşa diye karşıma gelme dedim. Dedi. Bana bak, gidip orada burada Hakim Hanım benim sözümü dinledi dersin. Vallahi yakarım çıranı. Seni hemen boşarım görürsün. Demeyeceksin ve hiç kimseye hiçbir şey demeyeceksin. Söz sağ ol Hakim Hanım. Hakim Hanım sağ ol. Sağ ol. Tamam tamam, hadi al yavrunu. Tamam. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi yavrum gel. Söz ver. Hiç kimseye hiçbir şey demeyeceğim. Bak göreceksin. Benim inadım olmadığını Dürüye'nin inadından kaynaklandım. Hadi. Gel. Sağ ol Hakim Hanım. Gidiyorum. Tamam Hakim Hanım. Geç ulan. Sağ ol Hakim Hanım.
tenene kuşlar mı konur? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yapar? Ten rafın tellerine oh kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yapar? Merhaba. Handan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Handan? İyiyim. Hoş geldin Hakem Hanım. Hoş bulduk canım. Mis gibi kokuyorsun yine. Ben sen geleceksin diye bir 5 dakika tıraş oluverdim. Rahmetli babacığım hep derdi. Sabahları iş, akşamları eş için tıraş olacaksın diye. Ya öyle öyle. Ver çantanı lütfen. Düne yemeği hazırlarken şöyle benim arazilerde bir dolaşıverelim gari. Hadi o zaman. Lütfen. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Ana, biz sana bir şey soracağız. Sorun bakayım. Sen babamla boşanıyormuşsun. Öyle. Böyle bir rızamızı falan alıverseydin bari. Kız ne rızası? Ha ne rızası? Evlenirken rıza al, boşanırken rıza al. Tövbe. Ana. Ana. Ne? Ya babama bir son şans verivermese olmuyor mu? Hey ana. Zaten ana babamın bütün hataları senden önce bile ikinci evliliğinde hiçbir hatası yok ki seni. Görüş minişme be. O babanız olacak hayırsız var ya, ona aldandım ben. Emme gözüm açıldı. Bundan sonra ağzıyla kuş tutsa bitti bu iş. Hadi babam geldi. Babam. Hoş geldin paşa. Hoş bulduk Duriyana. Hadi geç bakayım içeri. Gel lan. Gel oğlum. Ya yani okuldan sonra görüşürüz, tamam? Tamam baba. Ne bakıyorsun? Rıza, biraz içeri geçiversenize ben ananızla bir şey konuşuvereceğim. Tamam. Hadi bakayım. Bak, lafı hiç uzatmaya gerek yok, tamam? Uzatmayacaksın, tamam diyorum. Artık olan oldu. Zorla güzellik olmuyor. Allah şahit ya, benim ikinci nikahtan sonra hiçbir günahım yoktu. Sen bunu mahkemede anlayacaksın gerçi. Her ne kadar o hakim hanımdan torpilli oluversen de ben adaletin kantarına topuzuna güveniveriyorum. Oradan ne karar çıkarsa çıksın, kabulünü vereceksin. Ama senden bir ricam var. Bu boşanma işi çok tantanalı oluvermesin. Köye durduk ya da yine rezil olmayı verelim. Güğümler de gelivermesin. Senden ben gidiverelim hakimin karşısına. O ne karar verirse verivesin. Dantana istemiyor yani. Hiç olmazsa buna hediye ver. Bakarız. İskender'le Gümler sana emanet. Bir şeye ihtiyacın olursa arayıversin bari. Kararım kesin. Ha belki o Alaman Hansos'un ekmeğine yağ sürülecek ama ne yapayım? Dürüye ders olsun. Boşamayacağım onu. Yani boşasaydın iyi olurdu ama biz sonuçta bir hakemin işine karışacak değiliz. Bu olay adliyeye intikal etmiş. Ciddi bir olay, öyle değil mi? Her koyun kendi bacağından asılıyor Durancığım. Yani ben ona iyilik ettim, anlamadı. Bir de yalan söyledi. Onu boşayacağımı zannediyor ama mahkemede gelsin de görsün gününü. Biraz mahkeme kapılarına gidip gelsin o. Ay. Ay ne kadar güzel bir sofra bu. Adeta tablo gibi. Sağ ol Hakem Hanım.
Lütfen buyur otur lütfen. Ay ay ay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Helgacığım. İyi akşamlar yakışıklı. Ah, nasılsın? Merhabalar, ben Helga. Helga, Hakem Hanım, tanıştırayım. Ha, memnun oldum, memnun oldum. Ben de Handan. Handan adalet verir. Verir? Kime verir? Soyad. Soyad. Anladı ben. Ah, neyse dur öncüm ben içeri kadar giriyor. Ah, sonra görüşürüz. Tabii Helga'cığım. Kim bu kadın? Kim bu kadın biliyor musun? Zöhtü denen Alman Hansus var ya. Onun Almanya'daki eski karısı bu. Niye burada kalıyor? Misafir. Ne misafiri ayol, sende gözü var bu kadın. Ha, yani orasını pek anlayamadık. Yani ben de gözümü vardır. Yoksa kendisi Avrupalı olduğu için karakteri mi böyledir, ama biraz sıcakkanlı bir insan. Niye sende kalıyor diyorum. Zöhtü Dürüye'den boşanana kadar bende kalacakmış. Zöhtü'nün Dürüye'den boşandığını gördüğü gün geçecekmiş. Olur mu canım öyle şey? Gitsin otelde falan kalsın. Ya hiç olur mu öyle şey Handan? Hiç olur mu öyle şey Handan? Ha, olacak iş değil. Ben sana demedim mi? Ben geleneklerime bağlı bir insanımdır. Yani şimdi ben bir misafire nasıl buradan kalk git diyebilir miyim hiç ben? Evet ama ben Dürüye'yi boşamıyorum ki. Ya işte orası da öyle. O zaman bu Alman pastası burada mı kalacak? Neyse. Başa gelen çekilir. Artık Alman pastası diyeceğiz. Tatlı bir bela diyeceğiz. Böyle arada bir gelecek şıpır şıpır öpecek. Hoş sen kararından vazgeçecek değilsin ya Helga geçecek diye. Olacak iş mi?